24 Temmuz 2021 Cumartesi günü gündüz programında Ankara'dayız. Ankara'da tam 9 koşulu bir yarış programı var. Saat 14'te de birinci koşuyla beraber birinci altılgayan başlıyor. Evet, vakit geçirmeden hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Saat 14'te maiden bir koşuyla başlıyoruz. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim piste çıkacaklar arkadaşlar. Evet, toplam 11 tane safkanımız var burada. Tam 5 tane safkan seçtik sizin için. Burada ilk atımız 5 numaralı King Chinan arkadaşlar. Emrah Sincan'la. Burada normal şartlar altında tavalada mutlak derecede olması gereken bir safkan. 2 numaralı Endless Seas Fatih Rüstem Bebek'le. 1 numaralı Alator Gökhan Kocakaya'yla. Arkadaşlar bugün Gökhan Kocakaya yani böyle normalde bir rekora imza atabilir. Yani 9 koşu var ya, hani belki 7-8 tanesinde gelme ihtimali var. Yani öyle atlara biniyor. Yani bilmiyorum, istese belki rekor kırabilir. Tabii öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Kimse buna müsaade etmeyecektir. Evet, Alator ile çok şanslı, çok birbirine yakın güçte safkanlar var bu ayakta özellikle. 8 numaralı Westside Glory diyoruz. Burada Furkan Çetin'le. Ve 4 numaralı İsmail Han, Akın Sözen'le. Akın Sözen'in de bir tweetini gördüm. Ben bazı sebeplerden dolayı işte at bilmeyeceğim, bilmedim falan demişti Ankara ile ilgili. Bugün bakalım deklar etmiş. Bu safkanlara biniyor. Evet, sevdiğimiz bir jockey arkadaş. Şu ana kadar herhangi bir yanlış tutumunu pek görmedik yani. İstek dışında her şey olur tabii de. Evet, burasını 5, 2, 1, 8, 4 şeklinde biz geçiyoruz ama çok sürprize müsait bir ayak oynuyor, onu söyleyeyim size. Normalde bu 5 atın dışına çıkmaması lazım. Burada bir işte kral akım var. Daha henüz böyle kendini ifade edememiş. Çok kapalı bir at var, sinirli çocuk. Yani o da öyle. Aynı zamanda Minsk'te böyle çok bombahane arayanlar, bu ayaklar böyle ilk ayaklar biliyorsunuz çok sıkıntılı oluyor. 5-2-1-8-4 dedik. Evet. İkinci koşuya geçelim şimdi. İkinci koşuyu birinci altılgayın ikinci ayağı saat 14.30'da. Birinci 66 bin liralık bir ikramiye var. Şartlı 4 dişiler 1500 kumbaşlığımız var. Evet, burada birinci altılı için ilk bankomuz geliyor. Yani zaten tek bir bankomuz var birinci altılı için. O da 2 numaralı Hayalet Kız. Gökhan Kocakaya ile arkadaşlar. Normal şartlar altında eğer Gökhan Kocakaya bir hata yapmazsa, işte onunla bununla göz kırpmadığı takdirde gelmesi lazım arkadaşlar bunun. O yüzden de zaten ön taraflara atmışlar bu yarışları. 2 numara banko. Üçüncü koşudayız. Üçüncü koşu saat 15'te kısa vade 6, 2 yaş İngilizler 1300 metre kum piste çıkacaklar. 6 atın 3'ünü yazmak durumundayız arkadaşlar. 2 numaralı Cemal Can, Müslüm Çelik'le normal şartlar altında kazanması lazım. Daha evvel kazandı, bir daha kazanması lazım. Ve bizim gayet tuttuğumuz ve geçen sefer 8-9 ganyandı zannedersem, tek attığımız bir askotumuz var burada. Ama burada biraz zorlanacak. Tek atmıyoruz bu sefer ama yazıyoruz Gökhan Kocakaya ile yine. Dediğim gibi Gökhan Kocakaya ile bugün rekor kırabilir arkadaşlar istese. Evet, 5 numaralı Angel of Sound tabii ki biraz da sürprize kaldı. 2-1-5, 3 tane safkanla burayı geçmeye çalışacağız. Çok sürpriz arayanlar 6'yı da ilave edebilirler. Evet, ikinci altılı gayan başlıyor. Yedili plase ayağını geçtik şimdi. İkinci altılı gayan saat 15.30'da satış 2 koşusu 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. 8 tane safkan içerisinde 4 tane safkana yer verdik. İlk atımız 8 numara Value Chain diyoruz Mücahit Bayır'la. 52 kiloyla arkadaşlar bomboş koşuyor. 5 numaralı One Heda Müslüm Baydan'la. 1 numaralı Agassi Gökhan Kocakaya'yla. Bakın arkadaşlar, burada da Agassi gibi gerçekten normalde kazanması gereken, hani böyle alternatif bankoda alabilecek bir ata biniyor Gökhan Kocakaya. 2 numaralı Gök Bakırhan Ahmet Çelikli diyoruz. Burayı 8-5-1-2 şeklinde tam 4 tane safkanla geçiyoruz.
Evet. Beşinci kuşundayız şimdi. Şartlı 5. Dört ve yukarı Araplar. 2000 metre kum pistte çıkacaklar. Burada Ankara'da. Beşinci kuşuda da dört tane ata yer veriyoruz. Sekiz atın dördünü yazacağız. Burada 3 numaralı Bilgin Kadir, Aziz Akdemir'le arkadaşlar ilk atımız. Bakın normal şartlar altında çok güvenli bir safkan. Bu çok iyi bir koşu yapıcı çıkaracak. Bugün göreceksiniz. Bu tip şimdi sahipler olsun işte. Yani bir beklentisi var. Herkesin bir atlardan bir beklentisi var. Sonuçta geçimini atların galibiyeti veya dereceye girmesiyle sağlayabiliyorlar. Aldıkları ikramiyeler de en azından bir ikinci, üçüncü olması lazım ki bu safkanların bakım artı kendi ailelerine de para götürebilsinler. Arkadaşlar burada Bilgin Kadir'in bu şekilde çok iyi koşacağına inanıyoruz. Birçok sebeplerden de saydım size bazı sebeplerden dolayı. Ve 4 numaralı Doru Yiğit yine Ercan Çankaya ile 6 numaralı Günpınar, evet Akın Sözen'le ve 7 numaralı terapist arkadaşlar Burhan Kılınç'la diyoruz burayı 4 atla geçiyoruz. 3, 4, 6, 7. Yani neden anlattım ben bunu? İngiliz atlarındaki sahip konseptiyle Arap atlarındaki sahip konsepti çok farklı. Birinde yani belirli bir holdingleşme mi diyeyim artık böyle bir gruplaşma mı diyeyim üst düzeyde. Şimdi isim zikretmeyeyim sahip isimlerini de biliyorsunuz sizler ünlü isimleri. Ama Arap olduğu zaman bunlar daha böyle orta direkvari oluyor ve ona göre de tabii ki atların belirli zamanlarda belirli koşullarında kazanmaları ve en azından ilk 2-3'e girmeleri gerekiyor arkadaşlar. O şekilde bunları da iyi de takip etmek lazım. 3, 4, 6, 7 dedik buraya. Evet şimdi 6. kuşudayız. Handikap 15, 4 yaşlı Araplar 1400 metre çim piste çıkıyorlar. Burada 7 tane safkan var. Bu 7 tane safkan içerisinde 3 tane safkana yer veriyoruz. 6 numaralı Seval Can, Müslüm Çelik ile ilk atımız arkadaşlar. 4 numaralı Moana, Ahmet Çelik ile ikinci atımız. Ve 2 numaralı Üç Güzel, Mert Gökalp Aslan'la üçüncü atımız. Burada yeri olanlar 5 numarayı da 5 numaradan da iyi bir koşu bekliyoruz arkadaşlar. Çivit de iyi bir safkan. Yani baktığınız zaman burada Boyacı'nın aşkı falan. Yani burasını kapatmak lazım. Ama biz 6-4-2 diyelim. Yeri olanlara 5'i de koyun diyelim. Hani burayı mümkün mertebe az atla geçmek istedik. Ama birinci altılı gayen en azından tutsun bari diyoruz. Evet. Şimdi 7. koşuya geldik. Gördüğünüz gibi Ankara'da son altılı yani ikinci altılı. Son altılı. Evet ikinci altılı. Biraz daha böyle kısıtlı gözüküyor. Saat 5'te yani 17'de Kalabuz koşusu diye bir kısa vade altı koşu 3 yaşlı İngilizler 1900 metre için piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada hepsini yazıyoruz. Biz hepsi diyoruz. Hiç kasmaya gerek yok. 3, 1, 2, 4, 5 sıralamamız var burada. Hani sıralama isteyenler. 3, 1, 2, 4, 5 şeklinde bir sıralamamız var. Ona göre sizler de bakarsınız. Evet, 8. koşudayız. Tabela ayağı ikinci altının şartlı 5. 3 yukarı İngilizler. 2200 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada daha evvelden de tek attığımız yine tek vereceğimiz ve uygun grubu da bulmuş olan bir tane safkan var. O da 4 numaralı Dortmund arkadaşlar. Burada kum pistte bu yarışı kazanacak. Yarışta gördü. Nefes daha işte. Her şey 10 numara şu anda. Lehine onun. Mehmet Akbuz'la 1 numaranın kapışmasını izleyeceğiz. Yani 4-1 kapışmasını izleyeceğiz burada. Burada eğer koşmuş olsaydı İsmail çok iyi koşacaktı. Bakalım nasıl koşacak kumda. Neden koşturuyorlar kumda onu da anlamış değilim. Neyse 4 numaram bizim burada Dortmund arkadaşlar bankomuz. 9. koşu günün son koşusu Ankara'da saat 18'de Maiden 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim piste çıkıyorlar. 66 bin Türk lirası var. Birinciliğe verilen ikramiye bu. 5 tane safkanla geçeceğiz bu 12 at içerisinde. İlk atımız 2 numaralı Jop diyoruz. Ahmet Çelik'le. Muhtemelen kazanacak olan safkan da bu. Ama bir ikinci atımız daha var. 7 numaralı We Will Succeed Mert Gökalp Aslan'la çok iyi koşacaktır. 11 numaralı Steel Winner Ayhan Kurşun'la 3. atımız. 10 numaralı Saadet Sultan Gökhan Kocakaya'yla.
ve 3 numaralı Lion Child diyoruz. Emrah Sincan'la. Burası için yeterli. Tiyatral da iyi koşacaktı ve Red Ninja da yani böyle çok sürpriz arayanlar için ideal arkadaşlar. 2, 7, 11, 10 ve 3 şeklinde burayı tam 5 tane safkanla geçiyoruz ve böylece Ankara ile ilgili söyleyeceklerimizi sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar, web sitemiz var. Bu web sitemiz, şimdi bazı arkadaşlar yorum yazıyorlar, işte web sitesini yönlendiriyorsun, işte premiumlar atsaklıyorsun, premiumlar falan daha şey yapıyor falan. Arkadaşlar nasıl at saklayalım? Size 200'lük 300'lük kupon veriyoruz. Hani neyini saklayalım adım? Keşke biz bilsek de paraları destelesek. Yani burada biz bir tahmin ekibiyiz. Elimizden gelen en maksimum böyle süzgeci kullanarak ne kadar size az, ne kadar öz versek onu düşünüyoruz. Tabii ki burada son bir saatteki AGF değişimleri çok önemli. Bunu kabul ediyoruz yani. Onlarla ilgili de şimdi bu web sitemiz düzenlenme olacak. Hemen değil. Yaz sezonunda olacağını düşünmüyorum ama herhalde Eylül-Ekim gibi bir puanlama sistemi getireceğiz. Aynı zamanda tabii ki son bir saat içerisindeki yani kuponları da ona göre de izleyebileceksiniz diye düşünüyoruz. Onunla ilgili detay tabii vereceğiz. Onu bildireceğiz size. Evet, yani şablonları burada. Adamın işi gücü var. Açıyor bizim web sitemizi. Oradan şablonu yazıyor. Biz böyle şey de yapmıyoruz ki, hani atın şuraya bir like da size günün falanı söyleyeyim gibi like üzerinden at söyleyenler var. Ben anlamadım ne yani, maksat ne oradaki? Oradaki emekten onu anlamadım. Evet, Ankara ile ilgili söyleyeceklerimiz bu da sona erdi arkadaşlar. İnşallah rast gelsin diyelim. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere.